marketin oradan Çukurdaray'a geçiyor da abla karşı. Tamam, buradan dönüyoruz. Mağaralarını yıkıyorum. Ben çok geçiyorum. Bir araya takıldım. Hepsi de yansıyor. Kesin ne olacak? Var mı sıkıntı? Tamam. Sigortadan ceza Hangisi? Evet arkadaşlar, tamam mıyız? Herkes burada mı? Burada. Eksik var mı? Sen gelecek misin? Nereden başlıyorsun? Gidince aradayım, ikinci aradayım. İyi günler Özgül abla. Görüşürüz Özgül abla. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben 13 yıl boyunca direksiyon öğretmenliğinin akabinde böyle bir teklif geldi. Sektörde de hiç bayan yoktu. Benim de dikkatimi çekti. Dedim bir ilk olalım, bir ilke Samsun'da imza atalım diyerek bu işe giriştim. 11 yıldır bu görevimi devam etmekteyim. İlk etapta tabii ki araçta gördüklerinde şaşırıyorlar. Hani minibüs, bayan, bayan sürücünün hani şeyi var insanlarda bir tedirginliği, hani acemi olur, heyecanlı olur psikolojisi. Ama benim en büyük avantajım dediğim gibi 13 yıl boyunca direksiyon öğretmenin akabinde bu işe girince daha usta ve profesyonel olarak yapabildim işimi. Ben araca oturduğumda, o çocukların arasına girdiğimde tüm her şeyi unutuyorum. Bir aile ortamımız var. Belki de evde anne babalarıyla paylaşamadıklarını rahatlıkla benimle paylaşabiliyor, akıl alabiliyor. Çocuğun indirilip bindirilmesi, araç içerisinde unutulmaması, davranış şekilleri. Hani bunlar gerçekten çok hassas. Sonuçta aileler bize önce canını, sonra namusunu emanet ediyor. Erkek çocuklarımız var, kız çocuklarımız var. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani öyle bir dönemdeyiz ki çok tehlikeli bir dönem, hassas bir dönem. Aileler bizlere emanet etmiş bu çocukları. Hem önce canını koruyacaksın bu çocuğun. Hani araç kullanımından indirip bindirirken ki hal hareketlerinize çok dikkat etmeniz gerekir. Ki keza araçtan indiği gibi arkadan gelen aracın vurduğu veyahut bir motosiklet çarpmasında yaralanan ölen çocuklarımız oldu. Veyahut araç içerisinde maalesef gündeme geliyor zaman zaman unutulan öğrencilerimiz oluyor. Ben şahsen öğrencilerim okulda indiği vakit ya çok değil bir dakika mı ayırarak aracın arka tarafına geçiyorum, koltukları kontrol ediyorum. Uyuyakalan çocuğum olabilir, çantasını unutmuş olabilir, beslenme çantasını unutmuş olabilir. Anında müdahale edebiliyorum. Sonrasında çocuk okula gittiğinde aç kalabilir veyahut kitapsız kalabilir, eğitim öğretimi aksayabilir. Hani bu tip konularda biraz daha arkadaşlarımın hassas ve duyarlı olmasını gerçekten hem bir firma sahibi, hem bir servisçi, hem de bir anne olarak, bir veli olarak özellikle istiyorum. Özgül abla bizim için bir şoförden daha çok arkadaş gibi. Biz onunla dertleşebiliyoruz ya da bir sorunumuzu çözmemize yardımcı olabiliyor. Genelde bütün insanlar okuldan çıktıktan sonra evine gitmek isterken biz aslında serviste kalmak istiyoruz. Hatta ben bir gün akşam 7'ye kadar falan serviste kalmıştım. Özgül ablaya yardım etmiştim. Gerçekten hani hayatımdaki en iyi giren şoförlerden birisi olabilir.